Selamünaleyküm arkadaşlar. Hatice Sever Eurosukulent kanalıma cümleten hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi iş başındayım. Gündüz don olanları temizle, ayıkla, at. Gece de bunların onarımını yap. Artık rutin hale geldi bende 2 gündür. Gördüğünüz gibi bunu içeriye almıştım. Ben bunu bir forma sokacağım. Böylece bunları toparlamış olacağız. Bazıları kırılmış tabii sağa sola çakmaktan, bakın. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Yapacak bir şey yok. Bunu parçalamaktan başka mı diyeyim, ne diyeyim? Ayırmaktan başka çarem yok. Arkadaşlar tekrar merhaba. Akşam başlamış olduğum işe gündüz devam etmeye karar verdim. Çünkü ışık kalitesi falan hoşuma gitmedi. Dedim gündüz vaktinde devam edeyim. Gördüğünüz gibi bunu akşam parçaladım. Dedim ki şöyle güzel bir bu kubik frostumuzu yayalım. Hepsini köklü bir şekilde çıkarabildim. Şimdi büyükten küçüğe doğru bunu buraya dikmeye başlayalım. Evet. Yani öyle bir şey ki arkadaşlar, elinizde tuttuğunuz gibi böyle pıtır pıtır dökülmeye başlıyor. Şöyle açalım. Bu don olaylarından sonra arkadaşlar hava çok güzelleşti. Yani gündüz vakti neredeyse 10-12 dereceye çıktı. Şöyle kenardan itibaren büyüklükten küçüğe doğru bir yayma olsun. İyice yumuşamış arkadaşlar içeride. Maalesef. Yani içeri almakta soru çözüm değil. Tabii benim her zaman anlattığım arkadaşlar arasında başka bir zamanda başımdan geçen bayağı bir olaylar var. İyi manada, kötü manada, ders manasında, öğüt, nasihat alma manasında, hem kendim açımdan hem başkalarına da bunları ara sıra anlatırım. Onu sonra halledeceğiz. İlk önce şöyle bir dizmeye başlayalım da. Gidiyor bakın. Şu biraz problemli. Bunu buradan çıkarayım. Şunu alayım. Bunu şuradan bir destek yaparım ona. 2011 yılında arkadaşlar biz hacca gittik bir grupla. Çok önemli bu benim hayatımda. Yani bazı böyle korkularımı yenmede, tevekkül açısından, yani benim için böyle bir terapi oldu o gezi. Zaten gezi demeyelim, yani ibadet. Dedim ki ben önceden de gitmiştim. Çok gençken gitmiştim. 29 yaşında gitmiştim. Ondan sonra tabii bir de 2011 yılında bir daha gittim. Ama o gençken gittiğimden pek, o da çok güzeldi ama yani biraz stresli geçmişti diyelim. Bu sefer dedim ki ben dedim böyle sessiz, sakin, böyle fakirler olur ya. Orada yatanlar, yerlerde yatanlar. Onları görmüştüm yani. Ya demiştim, bunlar ne güzel hac yapıyorlar. Biz gidiyoruz böyle güzel güzel otellerde falan.
öyle aklımdan geçirmiştim. Gittim. Gittik daha doğrusu. Bunu da böyle şey yaptım ki, bağladım ki bir bütünlük oluştursun. Ya daha iki gün arkadaşlar, ikinci gün oturuyoruz dayımın kızıyla beraber. Dayımın kızıyla beraber gittik yani. O da burada önemli bir görevde. Oturuyoruz, hani Kabe'ye bakmak ibadettir ya, bakıyoruz. Bir tane bir kadın yanımıza yaklaştı. Boş beş falan yani, düşünün, milyonlarca insandan geliyor, bizi buluyor. Mersinli Esra, buradan ona selam olsun. İç mimar kendisi. Mimarlık yapıyor yani şu anda şeyde, Mersin'de. Bizimle tanıştı falan. Ya dedi, işte ben dedi hiç rahat değilim dedi bulunduğum yerde falan filan. Epeyce bir muhabbetten sonra tabii bunu söyledi. Acaba diyor, sizin yanınızda boş yer var mı falan, gelsem. Ben de tabii o turu düzenleyen kişiyi tanıyorum. Telefon açtım ona, dedim ki böyle böyle dedim. Bizim odanın üstünde de bir oda boştu. Tamam dedi. Hani gelebilir dedi. Sordum kendisine. Tabii kendisi havalara uçtu. Geldi bizim odanın üstüne yerleşti. Tek bir bayandı yani. Onun tabii o gelince mecburen hani üçümüz beraber gittiğimiz yerlere, ziyaretlere gitmeye başladık. Ama benim fakir olarak geçireceğim hac ibadeti tamamen bir şeye döndü. Nasıl diyeyim size, milyonerlerin yaşadığı şeye döndü, ziyarete döndü. Şimdi onu da bırakamıyorum, onun da bayağı böyle bir şeyleri var. Yaşam tarzı yani biraz yüksek diyelim. Her şeyi yiyemiyor falan. Ondan sonra bana eşlik eder misin, ne olursun, işte ben buranın yemeklerini yiyemiyorum vesaire vesaire derken, Hilton'lara gitmeye başladık, Zemzem Tower'lara gitmeye başladık onunla beraber. Oraya gidince bayağı bir değişik insanlarla iletişime geçtik. İster istemez. Orada bazı gruplarla tanıştı vesaire. Yani benim kısacası şunu söyleyeyim. Fakir olarak niyet ettiğim şey ibadet. Çoğu zenginlerin ziyaretine dönüştü. Yani bırakamıyorum. Daha doğrusu o beni bırakmıyor. Nereye gitsek beraber. Başka gruplarla, işte sohbet gruplarıyla vesaire vesaire, onlarla tanıştık. Yani ben vaktimin çoğunu onlarla geçirdim diyelim size. O niyetim hepsi gitti. Ondan sonra o kısa dönem gelmişti. Bunu anlatıyorum size. Sunuca da alacağım. Şeyden dolayı, bu alerjiden dolayı grubun doktoruyla tabii şey yaptık, irtibat kurduk gruptaki doktorla. Bu sefer gruptaki doktorla samimi oldum. Gruptaki doktor da aynı şekilde restoranlarını gezdirdi. O Türk restoranı, bu Türk restoranı, o da yetmiyor. Bütün o mesela hac ibadetine gidenler, hani öyle Taif'e falan başka yerlere pek uğramazlar. Yani grupların şeyinde, programında yoktur. O bir taksi tuttu. Ben bütün ziyaretleri,
hepsini onunla beraber gezdim yani. Bu sefer onunla vakit geçirmeye başladım. Yani böyle bir değişik hac ibadeti oldu diye söylüyorum size. Ama esas konu o değil. Yani Rabbim, ben ne niyet ettim, Rabbim bana neler ikram etti. Bu konuyu böyle kapatayım. Çünkü hepsi ikramdı, ben öyle düşünüyorum. Çünkü asla niyetim öyle bir şey değildi. Aa, güzel oldu bakın. Şimdi toprakla şey yapacağım, destekleyeceğim bunu. Tabii ondan sonra ziyaretler başladı arkadaşlar. Grup ziyaretleri. Biz otobüse bindik, işte doktorla beraber Sev Mağarası'na gidiyoruz. Sev Mağarası biliyorsunuz, Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir'in birlikte saklandıkları mağara. Hani örümceğin ördüğü mağara değil de, yani çoğunuz bilirsiniz de, bilmeyenler için. O mağaraya çıkıyoruz. O mağara da bayağı bir sak, yani 2-2,5 saatte çıkılıyor. Normal bir süratle ancak 2 saatte çıkabilirsiniz. Otobüsten indik, doktor hanımla gidiyoruz. Yanımızdan iki bayan gidiyor. Bir tanesi topallıyor. Elinde böyle yürüme sopası var. Ama bayağı bir topallıyor, öyle böyle değil. Doktor hanımla birlikte ben dedim ki, ya dedim, sen dedim nasıl çıkacaksın orayı dedim. Hani orası çok sert dedim. Bana ne desin arkadaşlar, biliyor musunuz, benim hayatımı şekillendiren ve birçok yerde hemen aklıma gelen, hani böyle ders niteliğinde böyle donk diye insanların kafasına birdenbire Allah'ın söylettiği bir laf vardır ya, onu söyledi kadın bize. Dedi ki, ben çıkmayacağım dedi, Rabbim çıkaracak. Bu lafa ne diyebilirsiniz? Tabii ki biz de lisanen, tabii ki hepimiz Allah çıkaracak dedik. Tabii biz ilerledik, onlar çok yavaş geliyorlar, o ayakla nasıl gelsin arkadaşlar, ayağını görseydiniz zaten şişmiş, su toplamış, yani normal bir yara değil. Su toplamış, onu bandajla böyle sarmış. Ama nasıl yürüyor biliyor musunuz? Yani kaplumbağa hızında yürüyor kadın. Başka türlü zaten mümkün değil. Bu arada toprağını da buna koyalım. Destekleyelim. Hem de sohbetimize devam edelim. Tabii biz ilerledik doktor hanımla. Ama devamlı aklımız onlarda. Ara sıra dönüp arkaya bakıyoruz. Ama karanlık. Ha, şimdi hatırladım. Yani böyle karanlık olmasına vakitti. Çünkü biz baktığımız zaman onları gördük. Ondan sonra hava karanlık oldu. Baktık böyle en az arkadaşlar, en az, yani aramızda bir yarım saatlik mesafe vardı onları gördüğümüzde. Düşün yani, bizim yürüme mesafemizle onlarınkini düşünemiyorum. Ondan sonra tabii yollar böyle kırıldıkça biz onları kaybettik. Tabii aramızda da başka bir konu yokmuş gibi hep onları konuşuyoruz. Nasıl çıkacak, nasıl gelecekler, mümkün değil, biz bu kadar yorulduk. İkide bir mola veriyoruz, dinleniyoruz, ondan sonra devam ediyoruz. Sap yokuş çünkü ve başka bir yolu da yok oranın. Her taraf uçurum. Bir tane yolu var, öyle taş gibi ilkel bir şekilde, o zamanlar merdiven yapmışlardı taşlarla. Onlara basa basa çıkıyorsun. Epeyce biz yürüdükten sonra zaten tüm grupların birleşme yeri olan o mağaraya geldik. Mağaranın bulunduğu alana geldik yani. Geldik arkadaşlar, biliyor musunuz ne oldu? Ne oldu, ne gördük? Şok olduk tabii. O iki kadını orada görmeyelim mi?
Böyle biz kaya halinden küçük parçalara bölündük. İkimizi ağzımızı bıçak açmıyor, donduk hani böyle la 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 olur ya, biz öyle olduk. Konuşamıyoruz birbirimizle. Oturduk tabii, o kadar yorgunluktan sonra bir oturma yerleri var, dinleniyorsun. Ondan sonra mağarayı ziyaret ediyorsun. Biraz oturduk ama ne, yani nasıl gidip kadına ne diyeceğimizi ikimiz de düşünüyoruz mutlaka da birbirimizle konuşmuyoruz. Öyle olmuşuz. Sonunda ben kendimi toparladım. Gittim kadının yanına. Dur dedi. Sen sormadan ben söyleyeyim dedi. Ben size demedim mi dedi. Ben gitmeyeceğim, Allah götürecek. Ben çıkmayacağım, Allah çıkaracak. Demedim mi dedi. Evet dedim, dedin. Amenna ve saddakna. Yani ne diyebiliriz ki? O kadının o tevekkülüne, o azmine, o iradesine Rabbim nasıl hayır desin der miydi, demezdi. Yani çıktığımız yollarda kıssadan hisse, ne olursa olsun niyetimiz ne ise akıbetimiz de o oluyor arkadaşlar. Gerçi ben baştan niyet ettim fakir bir şey yaşayacağım diye. Hani böyle çok mütevazi, fakir demeyeyim de mütevazi, ama Rabbim beni orada rızıklandırdı. Hani o farklı bir şey, ama bu kadının bu şeyi, bu azmi, bu iradesi, bu aşkı, bu sevgisi, Rabbim tabii onu geri çevirir miydi? Çevirmezdi. Bizi yordu, onu uçurdu. Yani kısacası şeyin özeti bu. Yani o mertebelere o kadın, o aşkla, o sevgiyle, o bağlılıkla nasıl gelmiş? Maşallah dedik. Ne diyelim yani? Sadece bize dua et dedik. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Tabii o olaydan sonra biz böyle, hem doktor hanım hem ben bayağı bir böyle durulduk yani. Farklılaştık daha doğrusu. Çünkü bunu birisi anlatmadı bize. Bunu biz yaşadık. Ben yaşadım, doktor hanım yaşadı. Ondan sonra ara sıra konuşuruz onunla yani. Onun da hayatında bu olay çok etkili olmuş yani. Meslek hayatında olsun, başka konularda olsun. Görüştüğümüz zaman hep bunu birbirimize şey yaparız yani, misal veririz. Bu herhalde biraz daha şey yapacaktır ve oraya bir destek koyayım. Destekleri ne yaptım tabii bu arada. Sonra şurada. Bunların üzerine gelmesin diye şuraya bir destek koyayım. Ondan sonra yine doktor hanımla geliyoruz arkadaşlar, dönüyoruz tabii. Yine yan yana oturuyoruz onunla. Artık samimi olduk iyice. O olaylardan sonra da. Bende uçak korkusu vardı arkadaşlar. Uçağa bindiğim zaman böyle koltuklarına yapışırdım. Sanki uçak düşmesin diye tutacağım. Ondan sonra kendime dedim ki, ya dedim, o kadının Allah'a teslim olduğu gibi sen dedim niye teslim olmuyorsun? Hı? Niye olmuyorsun? Orada dedim ki, ya Rabbim, uçağı da sana emanet ediyorum. Kendimi de sana emanet ediyorum. Uçak da senin. Bu uçağı bulduran da sensin, icat ettiren de sensin, bu havayı da yaratan sensin, basıncını da yaratan sensin, uçuran da sensin, konduran da sensin dedim ve teslim oldum. O gün bugündür arkadaşlar, uçak korkumu yendim. Hatta öyle ki uçak biraz daha gitsin diye o kadar rahat ediyorum yani uçakta. Ya güzel oldu değil mi? Şunda bir kırıklık var, bunu ya böyle işte kırılıyor arkadaşlar, iyice yumuşamış. Yapacak bir şey yok, ama o koskoca şeyden, yani küçücük şeyden daha doğrusu,
Yani küçücük saksıydı, bakınız. Bu saksıdaydı. Rabbim bereketlendirdi, görüyor musunuz? Bu saksıya. Böyle bir dolu dolu oldu. Ya ondan beri ben, uçak bana böyle çok güzel, rahat uyuyorum da. Eskiden uçakta uyuyacaktım, ha, mümkün değildi. Şimdi hiç. Üzerimdeki yükü Rabbime veriyorum, rahat ediyorum. Niye bütün yükleri biz yükleniyoruz? Gerek yok ki. Böleceksin. Senin üzerindeki yük ayrı. Gerekeni yapacaksın, birisini Rabbime vereceksin. Niye ben onu üzerimde taşıyayım? Ya arkadaşlar, yani bugün size sadece başımdan böyle menkıbe mi denir, ne denir? Benim ve doktor arkadaşım geçen çok güzel bir olayı anlattım. Bu benim yaşamımda her zaman anlattığım, herkese anlattığım, öyle konuyla ilgili olsun olmasın, öğüt verdiğim bir olaydır yani. Bunları şimdi güzel bir dolduralım ki hava almasınlar. Ama güzel bir aracman oldu, çok şükür. Rabbim bereketlendirdi, güzel bir konuyu da anlattık. Evet. Böyle inşallah bazı zamanlarda bu tür konular o kadar çok, o kadar çok ki arkadaşlar, bazen hangisini anlatsam diye düşünüyorum. Her yerde yaşadığımız, Rabbimin ihsan ettiği, bazen ikaz ettiği o kadar olaylar yaşadım ki, yaşadık yani bazı arkadaşlarla. Onları sırası geldikçe inşallah sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bu böyle. Bu böyle. Dün yapmış olduğum çok güzel oldu. İnan her şeyiyle. Şimdi burada bu güzel. Biraz yumuşaklığı geçsin. Bunu da göstereyim. Kellesini aldım. Kellesini aldım. Bu yaprakları olduğu yerden biraz bununla böyle şey yaptım ki biraz kesmek değil de delmek gibi teşvik ettim. Buradan yapraklar çıksın diye. Bakınız. Yani bunun yanına koydum. Başka saksıya koymaya gerek yok. Bu da fena sayılmaz yani. Rengi güzel. Ne hale gelmişti? Yine fena değil. İnşallah buralardan da çıkacaktır. Hani züğüt tesellisi diyoruz ama değil. Buralardan birkaç tane çıktığını düşünün. Bunu da köklendiğini, köklenene kadar burada dursun. Bunu böyle tamir ettik arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Ne yapalım? Evet arkadaşlar, diğerini de aynı şekilde kellesini aldım ama bu diğeri gibi iyi değil. Bilmiyorum geri döner mi dönmez mi ama zannetmiyorum. Bu dönse ne olur, dönmese ne olur? Şunu şuraya bakın. Ama bunu da aynı şekilde kellesini aldım. Bakınız buralardan önceden çıkmaya başlamış zaten. Bunların üzerine tarçın serpeceğim. Ve artık yaza doğru, bahara doğru inşallah yavru vermeye başlayacaklardır. Hep beraber göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü ekimimiz, dikimimiz böyle. Tekrar başka bir ekimlerde, dikimlerde, çünkü çok var. Görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.